Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cem'ul müennesis salimü ve ahkamuhu. Cem'ul müennes salim ve onun hükümleri. Dün neyi gördük? Cem'ul mürekker salim ve onun hükümlerini gördük. Burada da cem'ul müennes salim. Hüda, hubla, futla. Şimdi burada Hüda kelimesi bir kadına özel isim. Hüda. Aslında Hüden, hadim manasında da burada Hüda diye bir kadına özel isim konmuş. Bu kelimeler aynı zamanda maksur isimler. Dikkat ederseniz Hüda, Hubla, Futla. Bu maksur isimlerin cem müennesi. Bu maksur isimler de müenneslerden. Hüdeyat, Hubleyat, Futlayat. Öyle geliyor. Yahut da isim memdutlardan Azra'u, Sahra'u, Hadra'u. Azra'u. Azra demek efendim bakire, kadın demek. Sahra, Hadra. Sahra, Sahra. Hadra da yeşil demek. Manalarına bakarsınız. Manalar üzerine durmayalım. Bunlar nasıl cem-i müennes olarak geliyor? Azravat. Sahravat. Azra'udeki o hemze neye dönüşüyor? Vav'a dönüşüyor. Sahra'udeki, Hadra'udeki hemzeler vav'a dönüşüyor. Hadravat. Fatımetü, Hadicetü, Hamzetü. Bunlar nasıl geliyor? Fatımat. Fatımatun, Hadicatun, Hamzatun. Zaten dün söylemişti. Sonunda müennesi tas olan Cem-i Zekeri Salim sıkasıyla gelmez demişti. Değil mi? Ha. Hamzat. Kaideler neymiş? Cem'ul müennesi salimü. Cem'ul müennesi salim. Hüve o nedir? Ma cumi'a bi elifin ve ta'in fi ahirihi. Sonunda elif ve ta ile cemilenen cemiler. Müfredinin sonuna elif ta gelen. Ancak müfredinin sonunda yuvarlak ta varsa o yuvarlak ta düşürülüyor. Ondan sonra elif ta getiriliyor. Ve ma bir isim ki kâne oldu mehtûmen bi elfi maksûretin. Elfi maksûre ile bitmiş olan, sonunda elfi maksûre olan bir isim, işte Hüda, Hubla, Futla gibi tenkalibü elifuhu, onun elifi dönüşür ya en yâya inde cem'ihi hâdel cem'a. Cem'ünnes salim olduğu zaman neye dönüşüyormuş o? Elife dönüşüyor. Yaya dönüşüyor, yaya. Mesela Hüda, Hüdeyat. Hubla, Hubleyat. Futla, Futlayat. Tamam mı? Bu şekilde oluyor. Oradaki Hüda'daki elif, Hubla'daki elif, Cem'in Nesalim'de yaya dönüşüyor. Evet. Peki, kelemsiletil ula, birinci misallerde olduğu gibi, demin okuduğumuz. İlla ancak idâ kânetil elifü saliseten, ancak o isimlerde elif üçüncü harf olursa asluhel vavu, aslında vav ise feturaddu ileyha. O zaman aslı neye döndürülüyor yine? O zaman aslı vava döndürülüyor. Fetegulü fi cem'i raca. Bak raca. Raca kelimesi burada aslında maksul bir isim. Üçüncü harfinin aslı vav. Raca yercu racven. Racevün aslında. Alemen li ünse. Raca bir kadına özel isim olarak kullanıldığı zaman raca bunun çoğulu nasıl geliyormuş? Oradaki elif neye dönüşüyor? Vav'a dönüşüyor. Bak racevat. Cem müennesi racevat diye geliyor. Şuraya iyice dikkat edin. İlla imkânetil elifü, ancak elifi olursa, yani maksul ismin elifi, saliseten üçüncü harf. Öyle üçüncü harf ki asluhel vavı. Aslı vav olan üçüncü harf. Feturaddu ileyha, tekrar cem müennesinde vav'a döndürülür. Fetegulu fi cem'i reca. Reca kelimesinin cemisinde ne oldu halde bu reca? Alemen li ünsa. Kadına alem bu. Reca. Recevat denirmiş. Ve ma bir kelime ki kâne oldu mahtûmen
bi elifi tenisil memdudeti, müenneslik alameti olan elifi memdudet tahsile, evet, müenneslik tahsile biterse, müenneslik tahsile, tuhsefü ta'uhu, onun tahsi hasfedilir, kelemsileti saliseti, üçüncü misallerde olduğu gibi, dikkat edin, Fatımetün, tü ya da Fatımetü, Hadicetü, Hamzetü, bunların sonlarında ne var? Müenneslik tası var. Bunlar cem-i nes yapıldığı zaman o taler düşürülüyor işte. Fatımatün, efendim, Hadicatün, Hamzatün gibi. Demek ki sonunda müenneslik alameti olan efendim elifle bitiyorsa, öyle demiyor muydu? Yok. Şeyle. Biz orada ne dedim onu? Siz orada müennesi tahsildiniz hocam. Elif-i memdude değil mi? Elif-i memdude. Biz onu yanlış okuduk o zaman. Ve mâ kâne mahtûfen bi elif-i te'nîs-i memdudeti. Evet. Müenneslik alamet olan elif-i memdude ile bitiyorsa işte azra-ı, sahra-ı, hadra-ı gibi. Ben yanlış söyledim misallerini. Eğer sonları böyle müenneslik alamet olan elif-i memdude ile bitiyorsa tenkalibu hemzetuhu, onun hemzesi cem mühennesinde dönüşür. Vaven vava. Kel emsileti saniyeti. İkinci misallerde olduğu gibi. Bak azra-ı, oradaki hemze neye döndü? Vava. Azravat oldu. Sahra-ı sahravat. Hadra-ı hadravat oldu. Evet. Peki. Benim şimdi söylediğim şimdi geliyor. Ve ma bir kelime ki kânet olursa, kâne olursa maktûmen bitâit tâniyiz. Sonunda mühenneslik tası olursa, mühendislik tasıyla kelime sonlanırsa tuhsefü ta'uhu, onun tası hasfedilir. Kelemsileti saliseti. Üçüncü misallerde olduğu gibi. Bak dikkat edin. Fatımetü, Hadicetü, Hamzetü. Bunların sonunda yuvarlak taler var. Mühendislik alameti. Bunlar cem mühendis yapıldığı zaman oradaki taler kaldırılıyor. Sonuna bir elif ta geliyor. Fatıme ma, Fatıma tün, Hadice tün, Hamza tün. Bu yuvarlak taler düşürülmüş oluyor. Evet. Üç grupta bunlar incelemiş oldu. Demek ki sonunda elife maksur olanların elifleri yaya çevriliyor. Sonunda müenneslik alameti olan memdut hemze olanlar vava çevriliyor cem müenneslerinde. Sonunda müenneslik tası olanlar cemilerinde, cem müenneslerinde hasfediliyor ve sonra elifte getirilmiş oluyor. Peki, temrin. Şu aşağıdaki kelimeleri cemine salim olarak cemiyle diyor. Orada birkaç kelime var. Onlara siz bakın. Şimdi cemine salimi anlamış olduk. Ama cemine salim hangi kelimelerden geliyor? Maksur isimler, memdud isimler, bir de sonu ta ile biten isimler. Bunlardan gelebiliyormuş. Cem'u teksiri. Mükesser cemi. Kırık cemi. Müfredinin kalıbı cemisinde bozulan. Kitabün, alimün, katibün, katibetün, dört tane kelime zikretti. Kitabünün cemisi kütüp. Bak burada kalıp bozuldu. Alimün cemisi ulema'ı. Katibetün cemisi kütabün. Öyle değil mi? Katibün cemisi kütabün. Katibetün cemisi kevatibü. Küttabın cem-i zekker mükesser, kevatibü cem-i müennes mükessera. Mükessera diyeceğiz ona. Şimdi demek ki katip, kitap, kütüp. Alim, ulema, katip, küttab, katibe, kevatip şeklinde geliyor. Zaten ismi faali çektiğimiz zaman böyle değil miydi? Mesela katibini çeksek. Katibün, katibani, katibune, küttabün. Onun cem-i kesserleri yine var. Küttebün, ketebetün. Küttebün de cem-i kesser, ketebetün de. Ondan sonra katibetün, müennesi. Katibetani, katibatün. Katibatün cem-i müennes, musahhası. Kevatibü, cem-i kesseresi. Kevatibü. Cem-i teksir, cem-i kesser ve yukalillehu, ona denilir. El cem-ül mükesseru eydan. Cem-i teksir dendiği gibi cem-i mükesser de denir. Kırık cem-i. Ve bu nedir? Ma tegayyere lafzu müfredihi, müfredinin lafzı değişendir. İndel cem'i cem'i zamanında.
Cem yapıldığı zaman müfredi değişiyorsa biz böyle cemilere ne diyoruz? Cemi teksir ya da cemi mükesser. Evet. Peki, kelemsiletil mezkureti zikredilen misallerde olduğu gibi. Ve lehu, cemi teksir için var. Evzanun kethiratun. Birçok kalıpları var. Merci'uha, bunların kaynağı, bilinme yolları, bunların dönüş yeri, yani nereye bakacağız bunların mercilerinde, nereye müracaat edeceğiz bu kalıpları öğrenmek için? İle sema'i. Sema'i kuralları. Sema'i demek Araplardan işitildiği gibi. Araplar hangi kelimelerin cem mükesser olduğunu söylemişse biz de onlara bakacağız. Ve nakli, bir de nakle bakacağız. Nakil, bize intikal eden şekliyle cem mükesserler. Es-sahihayne. Doğru olan sema, doğru olan nakil. İkisinin sıfatı o. Ve huve kısmani, o da iki kısımdır. Cem-i teksir, cem-u gilletin ve cem-u kesretin. Bir gillet cemisi, bir de kesret. Cem-i gillet, cem-i kesret. Cem-i gillet ne demek, cem-i kesret ne demek göreceğiz. Cem-u gilleti ve özanuhu. Cem-i gillet ve onun kalıpları. Cem-i gillet 3 ile 10 arasındaki sayılara deniliyor. Cem-i gillet. Cem-i kesret 3'ten başlayıp rakamı sona kadar giden cemilere cem-i kesret deniyor. Cem-i gillet de onun farkı bu. Misallerine bakalım. Enfüsün. Bir kalıbı bu işte. Ef'ulun kalıbında. Ef'ulun. Enfüs, nefisler, ayun. O da şahıslar manası. Ya da gözler manası da var burada. Ekbüdün. Manalar üzerinde durmayalım. Kebet, ekbüt. Ciğer manası. Ezru'un. Ezru, zira, arşın. Veznuha ef'ulun. Bir kalıbı ef'ulun kalıbı. Cem'in gilletin. Bu kalıbı iyi muhafaza edin. E'malun, ecdadun, ehvalun, ehya'un. Bunun vezni de ef'alun. İkinci kalıbı ef'alun. Üçüncü kalıbı ef'iletun, e'midetun, ergifetun. Bunların manalarına siz bakın. Et'imetun, eşribetun. Bunun vezni de ef'ile. Dördüncü kalıbı fityetun, sıbyetun, gilmetun, şihatun. Bu da fi'aletun kalıbında. Fi'le. O zaman kaç tane kalıbı varmış? 4 tane. Neymiş? Ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, fi'aletun. Bunlar 4 tane kalıbını bileceksiniz. Cem-i gilletin. Yani cem-i gillet bu 4 kalıptan birisiyle gelir. Ef'alun, ef'iletun, fi'aletun, bir de neydi? Ef'alun. Evet. Sırayla sayarsak ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, fi'iletun. Şimdi bunun tarifini yapıyor. Cem'ul gilleti azlık ifade eden cemi. Nedir? Ma bir şey ki cemi gillet vudu'a konuldu lil adedil galili. Az sayı için. Ve ve minethelâsi değil el aşereti. Üçten ona kadar. Üçten ona kadar olan sayıları ifade eden cemilere ne deniyormuş? Cemi gillet. وَلَهُ اَرْبَعَةُ اَوْزَانٍ Bunun 4 tane kalıbı vardır. اَفْعُلُنْ اَفْعَالُنْ اَفْعِلَتُنْ فِيَلَتُنْ Bunları ezberlemek kolay ama cem-i teksirinki çok. Bunun dışında kalanlar cem-i teksir. Cem-ül kesrati ve اَوْزَانُهُ Çokluk ifade eden cemiler ve bir de bunun kalıpları. Birinci kalıbı guraf, fual kalıbında, fual. Bunlar çok gelir, guraf, gurfenin cemisi. Gurab. Gurab, gurbenin cemisi. Gurbet, ibadet demek. İnsanı Allah'a yaklaştıran ibadetler. Düvel. Düvel, devletin cemisi. Düveli, ecanib. Yani şeyler. Ya da dûlenin cemisi. Düvel. Dûle de şey oluyor, söyleyeyim. İnsanlar elinde, bazı ellerde dönüp dolaşan şey. Mesela likeyle yekûne dûneten beynel egniyay minkûn. Haşr suresinde dûle, elden ele geçen servetler, belli ellerde çarçur edilen servetler, dûle. Dûlenin cemisi düvelmiş. Tamam mı? Peki, düvel devletler de demek aynı zamanda. Tuhafün, tuhaf, tuhfe. Evet, tuhaf. Bunların kalıbı neymiş? Veznuha fualün, fualün kalıbı. İkincisi kıtaun,
Gırabün. Bak yukarıdaki fualün bu fialün. Gıta. Gıtanın cemisi. Gırab. Neyin cemisi? Gırbenin cemisi. Gırbe demek su kabı demek. O zaman gırab su kapları. Divel. Divel. Kiser. Divel de vavın kestesiyle. Devletin çoğulmuş. Evet, devletin çoğulu divel. Aslında bir kesir vavı demiş orada. Vavın kestesiyle değil ki divel. Dalın kestesiyle olacak orası. Bir kesir vavı değil, bir kesir dali. Cem'u devletin. Devletin cemisi divel. Çünkü yukarıda hep fial kalıbında. O vavın kestesiyle olursa divil olur yani. Öyle değil ki. Ama orayı düzeltmek lazım bence. Bir kesir vavı, bir kesir dali olacak orası. Bir kesir dali. Evet. Peki. Üçüncü kalıbı kütüp. Fuul kalıbında. Kütüp. Humur. Humur, kütüp. Subur, huzum. Evet. Bunlar da cemi kesret kalıplarından. Dördüncüsü sufrun, humrun, urcun, umyun. Summun, bükmün, umyun. Fehün, layır. Hep onlar şey, dikkat ederseniz. Cemi kalıbı. Fuğulun kalıbı, fuğulun. Umyun ne demek? Körler. Urcun, topallar. Humrun, kırmızı. Sufrun, sarılar. Cibal, başka bir kaidesi. Şeyi, kalıbı. Dağlar, zimah, mızraklar, kiram, siham. Fial kalıbında. Onların manalarına bakarsınız. Kulubun, suyufun, zurufun, nüfusun. Fuulun kalıbında. Ulema'u, şuara'u, fukaha'u, nübeha'u. Nübeha. Bunlar da fuala kalıbında. Küttabun, zühhadun, ubbadun, huzzakun. Bunlar da cemi teksir, fual kalıbında. Demin bir kısmını da okuduk yukarıda. Evet. Peki. Ketebetün. Bu da bak. Hani nasaratun, nussarun, nasaratun. Öyle değil miydi? Nussarun da var, nasaratun da var. Evet. Nussarun, nasaratun. İşte ketebetün gibi. Nasaratun, ketebetün, haracetün. Evet. Ketebetün, zehedetün. Efendim, kemeletün, hafazatun, faaletün kalıbında. Peki öteki fuletün kalıbı. Fuale. Fuale aslında. Hüdatün. Onun aslı ya aslında. Kudatün. Kudavetün. Ruatün. Ruayetün. Humatün. Hami. Koruyucular. Bir mesele orada ne demiş? Bu cemilerin asılları elif buralarda yayı müftuha var. Mesela hüdatünün aslı hüdeyetün. Kudatünün aslı kudayetün. Ruatünün aslı ruayetün. Humatünün aslı humayetün. Orada ya harekeli mağab meftuk olduğu için ya elife kalbedilmiş oluyor. Orada da öyle bir illet, ilal var yani. Tamam mı? Ama bir de guzatün gibi geliyor. Asılları vav olan guzevetün. Oradaki vav da yine elife kalbediliyor. Guzatün oluyor. Evet. Enbiya'u, etkiya'u, aslıka'u, elkiya'u. Neyin cemileri olduğunu siz bakacaksınız. Ef'ilâ'u. Cerha, helka, merda, mevta, faala kalıbında. Bunlar da kütübe aleyküm kısasu fil katla. Katla neymiş orada bakın? Cemi mükesser. Faala kalıbında. Suvvemün, rükkeun, sübbekun, hullasun. Fualun kalıbında. Suvvem, rükke. Tamam mı? Mesela Kur'an'da da geçiyor. Ne diyor orada? Ve izcalne el beyte metabeten linnâs evemle. Efendim, ondan sonra neydi? Ve izcalne el beyte metabeten linnâs evemle. Vettehidû min megâmi İbrahim'e musallâ ve ahidnâ ilâ İbrahim'e ve İsmail'e en zahhira beytiye lit-taifine vel akifine vel rükkâ'i sücûdü. Rükkâ. Rükkâ bak. Aynı bu kalıplardan. Rükkâ. Suvvem. Sübbâk. Sabık kelimesinin cem-i keseri, sübbak, hullas, halis kelimesinin.
Kavaidu kaideler. Cem'ül ketreti, cem'i kesret. Nedir? Ma bir cem'i ki tecavüze selasete üçü geçiyor ile ma la nihayete lehu. Nihayeti olmayan sayıya kadar. Tabi sayıların nihayeti var da yani sona kadar. Yani üçten nihayet olmayan sayılara kadar olan şeylere ne deniyormuş? Efendim cem'i kesret. Şimdi kesretle teksiri birbirine karıştırmayın. Cem'i teksir var, cem'i kesret var. Teksir kırık cem'i demek. Cem'i kesret çokluk ifade eden cem'i demek. Biri sa ile birisi sinle. İkisinin arasında fark var. Evet. Ve lehu evzanun kesiratun. Hocam ondan sonrası olarak dedisi daha güzel olmaz mı? Nasıl? Hani genelde diğer milletle 3'te 9 arası diyorlar ya. İlâ mâ lâ nihayete lehu. Nihayet olmayacak, olmaya yere kadar diyor işte. Ya sayılar hocam, nereye kadar ifade ediliyor? Oraya kadar. Hocam bu konu sarf konusu mu, nahi konusu mu? Bunlar sarf konusu. Evet. Sarf nahi bunda zaten müşterek. Ve lehu evzânün kesîratün. Bu cem'i kesretin çok kalıpları var. Eşheruha en meşhurları telâsete aşara veznen 13 kalıptır. Yukarıda 13 kalıbı gördük bakın. Ve hiye fualun, fialun, fuulun, fuulun, fialun, fuulun, fualâ'u, fualun, faaletun, fualetun, ef'ilâ'u, fa'la, fualun. İşte bunlar. Kullu cem'in her bir cem'i ki lem yekun olmadı min cumu'il gilleti. Gillet cemilerinden olmayan her cem'i fe've cem'u kesretin cem'i kesrettir. Cem'i gillet kaç taneydi? Dört taneydi. Ha, onlardan birisinden olmayan cemilerin hepsi neymiş? Cem'i kesrettir. Emmel cem'u salimi bi kısmeyhi. Her iki kısmıyla cem müzekker salim, cem önne salimler. Fehve yüstamülü lil gilleti vel kesreti. Cem müzekker salim de cem önne salimler de hem gillet için hem kesret için kullanılır. Ve min cumu'il kesreti kesret cemilerinden sıgatü mündehel cumu'i. Sıgay-ı mütel cumu neydi? Cemil bir kelimenin cemilisi. Son sıgalanabilen kalıbı. Sıgay-ı mütel cumu bu. Bir ceminin ya da bir müfredin son sıgalanabilen cemisi. Ya da bu bazen bir tane olur, bazen üç tane olur. Cemin cemisi olur. Sıgay-ı mütel cumu da bunlardan. Burayı da okuyoruz. Sıgatü müntehel cumu'i cemilerin son sıgası. Mesacidü bir mefail kalıbında, bir mefail kalıbında efendim azara teraki. Dört tane kalıbı var bunların. Mesacidü mescidün mesacidü cevherun cevahiru sahifetün sahifü en efendim en miletün enamidü ceafiru kalıbında ceafir ceafir enamil mesacid kalıbında. Şimdi burada dikkat edin. Caafir kelimesine orada bir almış. Cemu Cafer demiş. Küçük bir nehre ark. Cafer deniyormuş. Ama şahsa da deniyor bu Cafer. Cafer isimlerden de var da Cafer. Öteki kalıbı ne? Sıgay-ı mütel cumu'nun mesabih. Misbah mesabih. Aratiz. Kırtas. Eraciz. Urcuze. Şimdi eraciz demek recz ölçüsünde şiir. Yani kısa vezinli şiirler demek. Eraciz. Kısa vezinli şiirlere eraciz deniyor. Yevakit. Yakut. Yakut yani değerli bir şey. Mücevher. Deyaciru. Bu da gece karanlıkları demek. Deycur'un cemisi. Karanlık. Leyletü deycur. Yani leyletün deycurun desek karanlık gece demek. Evet. Etteraki azara. Azara azra kelimesi. Yani bekar, dul. Sahara, sahra. Fetava, fetva. Hayara hayara efendim o da hayret manasına. Eyama manasına. Şey kalıbında. Eyyama bir de. Eyyama. Eyyama ne demek? Ve enkihul eyyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum. Eyyama
dul, kadın ve erkekler. Bunun müfredde eyyim gelir. Eyyim, eyyama. Dördüncü kalıbı neymiş Cem'i müntesigayı mütercumunun? Etteraki. Kella izâ belagati terakiye ve kîle men râk. Teraki. Teraki şurada köprücük kemikleri demek. Köprücük. Yani can gelip de boğaza, şuradaki köprücük kemiklerine gelip can boğaza dayandığından demek. Bunun müfredi teraki, müfredi terkuve. Terkuve, teraki. Tamam mı? Ve hiye azmun beyne sugretin nahri vel atik. Yani şuradaki çukurluk var ya, şu çukurluk. Şuradaki çukurlukla omuzlar, boyun arasındaki kısma, o kemiklere deniyor işte, köprücük kemiği demek. Köprücük kemiği demek. Tamam mı? Ondan sonra havaşi, haşiyeler. Eyadi, eyt, eyadi. Leyali, raki. Raki de arkuve. Arkuve. Tamam mı? Bu da kovanın ağzına geçirilen tahta demekmiş. İşte kovanın ağzına geçiriliyor. Tahta, tahta. Bir ağaç parçası. Ondan artık kova tutuluyormuş. Kurt olabilir bu. Ondan sonra bunlar işte. Bu kalıplar. Bunlar ne kalıplarıymış? Sıgay-ı müntehel cumu kalıpları. Dört tane kalıbı var. Mefail, mefail, faala, faali kalıpları. Anladınız mı? Sıgat-ı müntehel cumu'i, sıgay-ı müntehel cumu ev ala vezni mefail, yok. Ma bir cemi ki kâne oldu minel cumu'i, cemilerden. Ala vezni mefaile. Mefaile kalıbında olan cemiler. Kel emsiletil ule, birinci misallerde olduğu gibi. Mesacit, cevahir ve diğerleri. Ev ala vezni mefail ya da mefail kalıbında olan kel emsileti saniyeti, mesabih, karatiz, eraciz. Ev ala vezni fa'a li, fa'a li, fa'a aza, fa'ala eyama, fa'ala, fa'ala, yukarı çekeceksiniz. Kel emsileti azara, sahara, fetava, hayara, eyama. Ev ala veznil faali. Aşağı doğru çekerek. Teraki, havaşi, eyadi, leyali. Kel emsileti rabiati. Dördüncü misallerde olduğu gibi. Hocam bu dördüncü misallerin başlarındaki elif lam takısı vezinden dolayı mı? Hayır, elif lam takısı olmayabilir. Hatta izâ belagat terâkiye. Terâkiye, faaliye. Evet. O zaman ve hadin evzânü, bu ve kalıplar min evzânü cumu'ul kesreti. Cemi kesret kalıplarındandır. Bunlar da cemi kesret kalıplarından. Sıgay-ı müntehel cumu neymiş? Bunlar da cemi kesret kalıplarından. Çünkü bizim yukarıda okuduğumuz cemi kıllet kalıpları ef'alün, ef'iletün, fi'aletün, bir de neyi vardı? Ef'ulün, ef'alün, ef'iletün, fi'aletün. Faaletün yok. Fi'aletün. Bu kalıplar. Buraya kadar okumuş olduk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.